Şair Ceyhun Atıf Kansu şöyle anlatmıştı. Ana, kardeş, çocuk bıraktılar geldiler. Yeryüzünden 140 metre aşağı indiler. Bir uğultu duyuluyor, neyliyim neyli. Çıkamadılar, tam 48 kişiydiler. Böyledir, madenciler topluca ölür. Onlar ölünce serbest piyasa ekonomisi ve ilerleme geçici bir kesintiye uğrar. İş durur. Geride kalanlar ikiye ayrılır. Yaralılar ve öbürleri. Yaralılar zararsızdır. Öbürleri tehlikeli bir sessizliğe bürünürler. Donup kalırlar. Yeterince donmazlarsa diye başlarına asker dikilir. Madenci cenazelerinde şehrin ve devletin ileri gelenleri çok üzülür. Acısı ve öfkesi her an isyan duygusuna dönüşebilecek kalabalık adı üstünde onlardan kalabalıktır. Henüz dul kalmış eşlerin, yetim kalmış çocukların üstüne askeri polisi sürmek zorunda kalabileceklerini bilmek yetkililerin hassas ruhlarını incitir. Madencilerin geride bıraktıkları ise ağlayacak ve yine çalışacaklardır. Serbest piyasa ekonomisi böyle işler. Çalışacaklar ve vakitsiz öleceklerdir. Kaza olmazsa kömür tozu yapışmış ciğerleri yüzünden. Şair Melih Cevdet Anday, büyükşehir orta sınıf genç kızlarının kışın en soğuk günlerinde apartmanlarında tişörtle dolaşabilmesini sağlayan ilerleme düzeyimizi şöyle anlatır. Dipte maviliklerin oynaştığı, küçük bir balığın kanadı gibi yalnız, umutsuzluğun bir anlamı kalmadığı, kumlara gömülmüş ya da kayaya takılmış çapanın, gemisini bekleyen çapanın altında, toprak başlar ya sonra da maden, az önce çökmüş madenin altında, lamba söndükten sonra yıkılmış tavanın ve duvarı tutan kalasın altında, tek başınaydı yaralı işçi. Karanlık yok etmiş gözlerini ama kendindeydi daha. Ufak bir güneş, dünyanın en ufak güneşi, çocukluk gibi, düşüncesiz kuşlar gibi. Duydu demir aldığını geminin gürültülerle ve yukarıda uzak bir göğün altındaydı deniz. Bulutlar, martılar ve deniz.